Bu dağlar, bu ovalar, bu göl senden daha güzelliği görmemiştir. Hadi oradan be manyak! Sana zahmet, şunu da bir yıkayıver Ayşe. Çekil karşımdan be, sinirim Bir gün kendimi sana sevdireceğim, seveceksin beni. Ayşe, Ayşe, Ayşe'm, oh, kafam! Kafan kopsun inşallah! Kolum! Kolun da kopsun! Ayşe'm, oh, sırtım! Sırtın da kopsun! Ayşe'm, gelir yapma, inşallah! Yapma, yapma! Ah, Ayşe'm, asılı kaldım, düşemiyorum! Ah, Ayşe, düşemiyorum! Öyle kal inşallah! Oh, ah, düşemiyorum! Bir daha peşime düşme, yoksa bundan daha fena yaparım seni. Oh, düştüm! Pis domuz, geber! İnsan aşk uğruna nelere katlanıyor? Selim denilen herif senin gönlünü nasıl çaldı acaba? Allah'ın emriyle Ayşe'yi istiyorsun. İstemek herkesin hakkı. Benim de Ayşe'nin amcası ve velisi olarak vereceğim cevap şudur. Ayşe rahmetli baba ve annesinden kalan mallarla varlıklı bir kız olduğundan, şanına uygun bir başlık parası almadan evlenmesine rızam yoktur. Bu başlık ne kadar olacak acaba? Şimdilik 500.000 lira olarak düşünüyorum. Ya öyle mi? Yarım milyon mu? Kendine gel evladım. Hiç kız istenirken insan bayılır mı? Yarım milyona. Abo. Düşün taşın. Bu parayı denkleştirebileceğine aklın kesiyorsa oturur konuşuruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hoşça kalın. Hatalısın. Bu para bu delikanlı için yıkım olur. Çiftlik mi satıyorsun be? Hayır, bu parayı verebilen kimse Ayşe'nin dengi olur. Böyle çulsuz biri de haddini bilir ve bir daha Ayşe'nin peşinde dolanmaz. Anladın mı Himmet? Anladım. Sen Ayşe'nin amcasıysan ben de dayısıyım. Kızın iyiliğini ben de isterim. Ama bu başlık hakkında yanlış düşünüyorsun. Kararım katidir. Kör şeytan kör gözünü. Ayşe'nin peşini bırakacaksın anladın mı? Yoksa bu köyde ve civarında barındırmam seni. Doğduğuna pişman ederim. Asıl sen bir daha kızın peşini bırakmazsan ben seni doğduğuna pişman ederim anladın mı? Yok ya, ette görelim. Sen ette görelim bakalım. Hadi bakalım. Pişman ette güğün, ette görelim. Öyle mi? Ne oluyor? Durun bakalım, kesin dalaşmayı. Bir daha yeğenimin adını ağzınıza alırsanız ben de yapacağımı bilirim. Sana diyorum. Sana İkinize de söylüyorum. Biri paralı, biri de havalı. Bakalım kız kimin nasibi olacak. Ama şu Selim'i gözüm daha fazla tutuyor. 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000. Ben geldim. Ödümü patlattın ya. Amcam ne cevap verdi sana? 500.000 lira başlık parası istedi. 500.000 istedi ha? 500.000 ha? Yazıklar olsun ona. Ben 500.000'dan çok fazla ederim. Ne diyorsun sen ya? Amcam benim değerimi biçememiş diyorum, anladın mı? Anladım. Senin değerin milyonlarla ölçülmez. Benim için dünyaya bedelsin Ayşe. Ay, gene yüreğim hopladı. Beni çok mu seviyorsun Selim? Sana olan sevgimin büyüklüğünü anlatamam. Seninle evlenebilmem için bu parayı bulmam lazım. İki tarlam var. Satarsam paranın yarısını bile karşılamaz. Düşündüm taşındım, bir tek yol buldum. Ne yolu? Avrupa yolu. Oraya gideceğim. Çalışıp bu parayı denkleştireceğim. Ama zaman geçirmeden gitmem lazım. Git öyleyse. Gidemem. Anladım. Beni burada yalnız bırakmaktan korkuyorsun. Süleyman'dan çekiniyorsun. Hayır, senin için korkmuyorum. Süleyman'a dersini vermesini bilirsin. Peki neden gidemiyorsun? Avrupa'ya gidebilmek için hemen para bulmam lazım. Tarlaların satışını bekleyecek zamanım yok. Geç kaldım. Amcam yemeğe bekler.
Seninle 3 saat sonra sabanlığın arkasında buluşalım. Bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Eğer söylediğim başlık parasını verebilirsen gel daha geniş konuşalım. Ben Ayşe için 500.000 değil, tam 750.000 lira vereceğim. Ve bu parayı bulmam da kolay. Çok yakında tekrar gelip elinizi öpeceğim. Hadi hayırlısı olsun. Hoşça kalın. Öpeyim amca. İstemez. Ayşe'yi açık artırmaya koydum galiba. Ama bu işin sonu kötü olursa seninle hesaplaşacağım, anladın mı? Ben ne yaptığımı bilirim Himmet. Rahatın yerinde değil mi? Hiç kimseyi beklediğim bile yok. Selim. Selim. Yarım saattir bekliyorum. Meraklandırdın beni. Sanki saatim var da beni ne kadar beklediğine saat tuttu. Al şunu. Nedir bu? Annemden kalanlar, bir de benim altınlarım. Biraz da birikmiş para var. Belki seni Avrupa'ya kadar götürür. Alamam bunları Ayşe. Sana borç veriyorum. Kazanınca ödersin. Beni seviyorsan al ne olur. Seni çok seviyorum Ayşe. Ben de seni çok seviyorum. Seni bekleyeceğim. Çok seviyorum. Ölünceye kadar bekleyeceğim. Oh, canım. Bu ne böyle? Çek şunu, şeytan, şeytan meytan doldurur derler ya. Çek. Ben kendim doldurdum. Öyle mi yaptın? Avrupa'dan dönünce evleneceğim seninle. Bak vallahi billahi. Tabii evleneceksin. Ben şimdi sana harçlık veriyorum. Sonra da sen bana başlık vereceksin. Ama bak, Avrupa'da yabancı karılarıyla düşüp kalkarak beni unutursan, bir yolunu bulup oraya kadar gelir, seni yok ederim. İşte böyle vururum seni, anladın mı? 1, 2... Ayandı bana! Ne oldu kız, vurdun mu adam? Yok be Himmet dayı, biraz gözdağı verdim. İleride beni aldatırsa başına gelecekleri öğrensin istedim. Hay Allah! Ulan! Acaba ben öldüm mü? Ayşe hakkında vereceğim her karardan haberim olacak, anlaşıldı mı? Anladım. Ben yeğenimizin iyiliğini istiyorum, meraklanmayın. Nereye böyle Selim? Avrupa'ya, çalışmaya gidiyorum. İstanbul'a kadar yol arkadaşlığı yapacağız demektir. Gir bakalım içeri. Hadi eyvallah Musa. Hadi güle güle. Hoşça kal. Hadi güle güle. Güle güle mektup yazsana. Selim korkusundan köyü bırakıp kaçıyor. Vay baba yiğit vay. Eğer o burada kalsaydı sen bırakıp kaçardın değil mi? Selim gitti artık, bırak ağlamayı, gül biraz. Gülmemi mi istiyorsun? Evet Ayşacığım. Öyleyse kapat gözlerini. Kapatırım Ayşacığım. Olsun. Ayşe! Ayşe! Bir boynuma takıldı, çıkaramıyorum Ayşe! Şimdi yalnız ben değil, bütün köy sana gülsün. Çocuklar sürüyor bakayım. Ne oldu? Şüpheli adam, şüpheli. Şüphe kapalı adam. Thank you.
Sana bir iyilik yapmak isterim. Bak bu arkadaşım Avrupa'ya işçi götürüyor. Pasaport çıkar seni de götürsün. Götürür müsünüz? Param varsa kolay. Var tabii. O zaman işin olmuş bir. Avrupa çok değişik bir yer Ayşe. Bizim oralara hiç benzemiyor. Bugün büyük bir şehre vardık. Hemen sana mektup yazdım. Yarın iş aramaya başlayacağım. Seni şimdiden özledim. Ben de seni çok özledim. Kimden o mektup kız? Himmet dayımdan. Sana da selamı var. Ver ben de okuyayım bakayım. Veremem. Sadece bana yazmış. Bu büyük şehirde durmadan iş arıyorum. Yakında bulacağım. Bir fotoğraf makinesi satın aldım. Buranın resimlerini çekiyorum. Tezel'den sana göndereceğim. O resimlerin içinde ben de varım. Baktıkça beni hatırlarsın. Aptal, seni unutur muyum hiç? Mektupla aşk olmaz. Canlı olarak ben yanındayım. Hele bir bana bak. Bir bakayım sana. Bak ya. Şu gözlere bak. Koyun gözü gibi. Şu kulaklara bak. Eşek kulağı gibi. Şu buruna bak. Aynen tohuma kaçmış salatalık. Beni öyle benzettin ki ya meleyeceğim ya alıracağım. Çok şakacı kızsın. Bayılıyorum Ayşe. Elimden bir kaza çıkmadan defol git buradan. Senden gelecek her şeye razıyım. Öyleyse benden günah gitti. Aa, Ayşe! Bir iş bulamadık. Ne yapacağız abi? Halimiz kötü. Kötüden de kötü. Bizim iş bulmamız çok zor. Bizi buraya getiren o otobüs sahibi kazıkladı bizi. Bir de bu gurbet diyarında yalnız bırakıp kaçtı. Kabahat bizde arkadaş, kanmasaydık ona. Enfo. Kimse yerinden kıpırdamasın. Zak di passe. Pasaportlarınızı gösterin. Sizin turisten. Bizim forbay, arbeitensin. Sizin turist olduğunuzu, vizenizin bittiğini söylüyor. Bir yerde çalışıyorlar mı diye soruyor. Ne gezer abi? Komit, komit. Schnell, schnell, schnell. Bizimle gelecekler diyor. Çabuk olun. Çabuk. Gene bize yol göründü.
Süleyman başlık parasını hazır etmiş. Artık evlenme işini ve düğün gününü konuşacağım onunla. Ben satılık davar değilim amca. Bir daha bana bu adamdan bahsetme. Alsın parasını başına çalsın. Canım benim. Güzelim benim. Umunduğumun, umunduğumun. Güzel şeysin sen. Başlık parasının hazır olduğunu duyunca sevincinden ağlıyorsun değil mi? İyi bildin gerizekalı herif. Ben başlık parasından daha başka neler takacağım bir söylesem. Söyle bakalım. Boynuna çepeçevre, beşi bir yerde ve altın zincir geçireceğim. Sağ ol. Ama önce benim hediyemi senin boynuna geçireyim. Sana çok yakışacak. Ne zaman olacak bu? Hemen şimdi. Kapat gözlerini. Kapadım. Olsun. Ayşe, Ayşe yapma. Nefes alamıyorum. Ayşe bağlayacağım. Ayşe, Ayşe. Ayşe. İmöhte. Köfte. Ayşe, Ayşe. Yapma. Seni aldatmadım ben Ayşe. Yapma, yapma. Ayşe, Ayşe yalvarırım. Yalvarırım dur Ayşe. Ayşe yapma dur, dur Ayşe. Sana yapma. Borç verdiğim parayı Avrupa'da kadınlarla yedin. Dışarı baktan kadınlara bakacak halim mi var benim ya? Eğer iş bulsaydın beni unutup onların peşinde koşacaktın ha? Elime geçtin şimdi vuracağım seni. Yapma Ayşe, vurma beni ya ne olur. Ayşe, Ayşe, Ayşe. Geldin mi? Seni seviyorum Ayşe. Ama ben seni sevmiyorum. Hadi kalk bakalım. Uyan da seninle biraz hesaplaşalım. Peki Ayşe. Sen misin Mahmud Efendi? Peki Ayşe nerede? Kalk ulan yeter artık. Otelimde yan gelip yatamazsın. Şimdi seni dışarı atacağım. Yapma Mahmud Efendi. Daha bir iş bulamadım. Az müsaade et. Çalışayım paranı öderim. Bu palavralara doyduk artık. Senin hiçbir iş yapacağın yok. Ama bir iş bulup para kazanamazsam köyüme nasıl dönerim ben? Hadi çabuk kalk da yaylan bakalım. Valizin, fotoğraf makinem bende kalacak. Eğer para bulabilirsen gelir alırsın. Yoksa 15 gün sonra hepsini satarım. Bari fotoğraf makinesini ver. Hayır, tek para edecek o. Hadi yürü bakalım. Avrupa'yı gezdiniz, dolaştınız. Bari iyi eğlenebildiniz mi Ferda? Ne diyorsun sen? Ben Avrupa'ya eğlenmeye değil, otellerini nasıl idare ediyorlar onu incelemeye gittim. Hepsi para makinesi gibi tıkır tıkır çalışıyorlar. Şimdi sen bana cevap ver müdür bey. Otelimin durumu nasıl? Pek iyi değil. Paralı müşterilerimizin çoğu başka otellere gitmeye başladı. Bizim de bazı yenilikler yapmamız lazım ama para durumumuz kötü. Ya, sana iyi bir haber. Avrupa'da Hulki Bey adında çok zengin bir adamla tanıştım. Benimle ortak olmaya söz verdi. Bugün yarın gelir. Buna çok sevindim efendim. Girin. Beni Cemil Bey yolladı, gazeteden geliyorum. Evet, al bu zarfı. Avrupa'da bana teslim ettikleri gibi bir rulo film ve röportaj var. Cemil Bey'e de selam. Baş üstüne. Meraklandığım için özür dilerim. Nedir bu film ve röportaj? Almanya'da bir Türk işçisi Loto'dan mı Toto'dan mı tam 10 milyon mark kazanmış. Çok büyük bir para bu. Evet, orada bile büyük bir para. Neyse, bir gazeteci arkadaşla karşılaştım. Bu mark milyonerinin röportajını yapmış ve fotoğraflarını çekmiş. Havaalanında bana buraya getirmemi rica etti. Gazeteye yetiştirmesi gerekliymiş. 10 milyon mark. Ben de bu 10 milyon markın sahibini merak ediyorum. Nasıl bir adam acaba?
Önüne baksana be kardeşim. Kusura bakma abicim. Ulan Selim, ne yapıyorsun öyle? Ah, Himmet dayı. Benim ya. Öpeyim Himmet dayı. Ulan ben seni Avrupa'da sanıyordum. Sense İstanbul'dasın. Ne zaman döndün Avrupa'dan? Kovdular beni oradan. Hı? Felaket bir haldeyim. Beni ancak intihar paklar Himmet dayı. Dur be oğlum, şaşırtma beni. Gel bir yere oturalım da bana olanı biteni anlat. Hadi gel bakayım. Köşkümün ipotek süresi doluyor. O Mümtaz denilen tefeci herif haciz koyduracak. Sizden yardım istiyorum Cemil Bey. Köşkü kurtarın, sonra ben size öderim. Sizden başka güvenecek kimse tanımıyorum. Siz çok iyi bir dedikodu yazarsınız Neriman Hanım. Sağ olun. Ama paranızı nasıl kullanacağınızı hiç bilmiyorsunuz. Sizden yardım istiyorum, nasihat değil. Bir çaresini bulurum. Ama siz de bana bir umut ışığı gösterin. Evliliği hiç düşünmediğimi daha önce de size söylemiştim Cemil Bey. Evet, çok üzgünüm buna. Girin. Röportaj getirdim efendim. Çok iyi. Hemen yazı işlerine götür, yarınki baskıya yetiştirsinler. Baş üstüne. Kimin röportajı bu Cemil Bey? Almanya'dan geliyor. Oradaki bir işçimiz lotodan 10 milyon mark kazanmış. 10 milyon mark? Büyük para. Böyle bir para gerekli bana. Nereye gidiyorsunuz? Cem Otel'e. Belki gazetenize yazacak bir şeyler bulurum patron. Güle güle. Çao. Elimizdeki parayı adama vermiştik. Adam bizi bırakıp kayboldu. Alman polisi de bizi yakaladı ve memlekete geri yolladı. Peki niye köye geri dönmedin? Nasıl dönerim? Ayşe paramı ele kaptırdın diye beni vurur. Burada çalışacak bir iş de bulamadım. Otelci de bavulumu alıp bugün beni sokağa attı. Elimde orada çektirdiğim filmlerden başka hiçbir şey kalmadı. Berbat bir durumdayım. Beni ancak ölüm paklar. Saçmalama. Ölümden başka dünyada her derde bir çare bulunur elbet. Bak, ben burada büyük bir otelde aşçıbaşılık yapıyorum. Patron hatırımı sayar. Sana orada iş bulurum. Çalışır, para biriktirir, köye dönersin. Ayşe hala Almanya'da sanıyor beni. Gene öyle sanacak. Nasıl olur? Ben buradayım. Bak şu filmleri bastır. Bir mektup yazar, fotoğrafları içine koyarsın. Almanya'da bir arkadaşım var. Ona yollarız. O da Almanya'dan gelmiş gibi Ayşe'ye yollar. He? Ayşe de kanar bu işe. Sağ ol Himmet dayı, hayatımı kurtardın. İlk önce şu filmleri bir fotoğrafçıya ver de bastır. Sonra otele gel, beni ara. Ah, hadi durma. Baş üstüne Himmet dayı. Başlık parası yüzünden çocukları ne hale düşürdün Musa? Bakar mısınız? Buyurun. Bunları Almanya'da çektirmiştim. Güzel bir banyo yapıp basın. Hiç merak etmeyin. Şu kartı alın. Fotoğraflarınız yarın sabah hazır. Köpekler, bırakın! Bana bak, seni kaçırırsak patron bize ne yapar sonra? Bırakın! Bırakın beni köpekler! Bırakın köpek, bırakın. Köpek herifler! Bırakın beni! Gel. Stop, stop! Çekimi kesin! Tamam, kavga deseydi. Ne duruyorsunuz? Ayırsanıza şunları! Gel! Gelsenize lan! Gel, beşer beşer gelin, gel! Sen gel! Kim bu adam? Kim bunu ortaya saldı? Bu adamı hiç görmedim, sayın reis sorum. Peki siz neden dövüşüyorsunuz?
Bilmem, filme bir kavga ilave yaptınız. Kusura bakmayın hanımefendi rejisör. Bu delikanlı benim yeğenimdir. Sinema çekildiğini anlamadı, sahi sandı. Boşuna zaman kaybettik. Al şu yeğenini mutfağa kapat. Ve sakın bir yere salma. Of! Tam zamanında geldin. Sinemayı berbat ettin. Kim bu Himmet Usta? Benim yeğenim. Adı Selim. Almanya'dan yeni geldi. Kendisine burada bir iş verebilir misiniz acaba? Güvenilir çocuktur. Ben kefilim kendisine. Elinden ne iş gelir senin? Esasında çiftçiyim. Avrupa'ya çalışmaya gittim. Geri yolladılar. Ne derseniz yaparım. Açık bir yerimiz var mı? Hayır ama müşterilerin valizlerini katlara taşımak ve bazı işler için bir adam lazım. Öyleyse çalışmaya başlasın. Peki. Sağ olun hanımefendi. Çok teşekkür ederim. Yerini göster, kendisine uygun bir personel elbisesi giysin. Olur beyim. Olur müdür bey. Siz hiç merak etmeyin, saat gibi çalışacak, saat göreceksiniz. Gibi. Sağ ol. Gördün mü yürekli delikanlıyı? Hiç çekinmeden seni iki adamın elinden kurtarmaya kalktı. Bunu hemen gazeteye yazacağım. Aman yaz Neriman. Reklama çok ihtiyacım var. Son zamanlarda unutulmaya başladım. Bu filmde hem rejisörlük hem oyunculuk yapmam bunun için. Daha kolayı vardı. Boğaz Köprüsü'nden çırılçıplak yürüyerek geçseydin hemen baş köşeye yazılırdın. Fikir senin, sen geçiver. Köşkü kurtarıcımı bilsem hiç durur muyum Yeşimciğim? Neriman borcunu ödeyemeyecek. Ama köşk elime geçtiği zaman arkanda benim olduğumu hiçbir zaman öğrenmemeli Mümtaz. Meraklanmayın, o alacaklı beni biliyor. Neriman'ın köşkünü ona düğün hediyesi olarak geri vereceğim. Bu onun için büyük bir sürpriz olacak. Kendine iş buldun, şimdi kaçırmamaya bak. Her istenilen şeyi itirazsız yapacaksın. Şu odada otel müstahdemlerinin birkaç elbisesi var. Üzerine uyanı giy ve giriş kapısında git bekle. Peki İmmet dayı, sağ ol. Ben bunları hem senin hem de Ayşe için yapıyorum. Hadi bakayım. İmmet dayı burada birkaç elbise var dedi. Ben şimdi hangisini giyeceğim bunlardan? En iyisi ya şundadır ya bunda. Helvacının kızında. İşte bu fena değil. Süsleri de güzel. Tamam. Bu elbise bana olur. Şimdi şarkımızı söyleyeceğiz. Şarkı bitince bayılacağım. Sen de eyvah bayıldı ne yapmalı acaba diyeceksin. Hazır mısınız? Evet hazırız. Sonra... şaşkın duracaksın. Ondan sonra sahneyi keseceğiz. Anladın anlıyorum, mı? Anlıyorum. Ben stop diyene kadar devam edeceksin. Evet, herkes yerine. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Müzik. Bir hatıra hayaldir, bu son resim senden bana anlatıyor ikimizi sanki yıllardan sonra. Bir hatıra hayaldir, bu son resim senden bana anlatıyor ikimizi sanki yıllardan sonra. Unutmadım o günleri, unutmadım geçenleri. Tanrım neden ayırırsın bizim gibi sevenleri? Unutmadım o günleri, unutmadım geçenleri. Tanrım neden ayırırsın bizim gibi sevenleri? Thank you.
geçenleri. Tanrım neden ayırırsın bizim gibi sevenleri? Unutmadım o günleri, unutmadım geçenleri. Tanrım neden ayırırsın bizim gibi sevenleri? Bizim gibi sevenleri, bizim gibi sevenleri. Eyvah bayıldı, ne yapacağız şimdi? Ne yapmalı diye bakın, cana yardım etsene kadıncağıza. Kalkın, kalkın yengecim, kalkın. Stop! Gene sen mi be adam? Nereden çıktı söylesene? Ne bu adam? Bayılmış var, bakıyordu, ben de fena mı yaptım yani? Size yardıma geldim. Yani bir şey mi yaptık, kötü bir şey mi yaptık size ya? Allah Allah! Zaten kimseye yardıma gelmez. Ne haliniz varsa görün. Aman be, çekin önümden be. Bugünlük çekim bu kadar. Stop. Çekime yarın devam ederiz. Peki efendim. İş bakımından kızmakta haklısın ama artık böyle erkekler piyasada bulunmuyor. Haklısın galiba Neriman. Lütfen Ferda Hanım'a geldiğimi bildirin. Adım Hulki. Sizi bekliyorduk efendim. İyi. Ama Ferda Hanım'a bir haber verin. Valizlerimi de arabadan aldırın. Derhal beyim. Siz içeri buyurun. Şu gelen Hulki Bey'dir. Çok zengin bir iş adamıdır. Her tarakta bezi vardır. Köşkü kurtarmam için böyle bir adama ihtiyacım benim var. Benim de. İnsan böyle birinin yanında dursa bile reklam olur. Avrupa dönüşü sizinle hemen karşılaşmam büyük şans Neriman Hanım. Artık yarın gazetenizde herkes benim döndüğümü öğrenir. Bundan şüpheniz olmasın, vazifemi yapacağım. Sizi arkadaşımla tanıştırayım Hulki Bey. Yeşim Hanım'ı tanımayan var mıdır acaba? Ya. Sizin hayranlarınızdan biriyim Yeşim Hanım. Çok incesiniz Hulki Bey, teşekkür ederim. Rica ederim. Özellikle son filminizde çok başarılıydınız. Sağ olun. Oturmaz mısınız Hulki Bey? Tabii. Hoş geldiniz Hulki Bey. Hoş bulduk. Sizi bu kadar çabuk beklemiyorduk. Nedense Avrupa'dan bıktım biraz. Avrupa'dan hiç bıkılır mı? Bazen bıkılır. Hele işleri de insanı dönmeye zorluyorsa. Değil mi Hulki Bey? Ben buraya biraz dinlenmek ve kendime gelmek için döndüm. Sizi dinlendirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sağ olun, teşekkür ederim. Kendi kendime şöyle bir ay izin verip güneye doğru uzanayım dedim. Ben de Antalya taraflarında bir film çekmeyi düşünüyordum. Çok iyi. Affedersiniz, bir ricam olacak. Otomobilden bavullarımı aldırır mısınız lütfen? Tabii derhal. Oğlum bak canım. Ben mi? Evet gel buraya. Baş üstüne efendim. Gel şöyle. Otomobilden beyefendinin bavullarını alıver. Pardesiyle. Baş üstüne efendim. Alayım abi. Hayır onu değil, arkadakini. Arkadakini de. Çok garip bir çocuk bu. İzin verirseniz bayanlar, Hulki Bey dinlenmek istiyorlar. Tabii, ne demek ki. Buyurun Hulki Bey. Tekrar görüşmek üzere. Mutlaka görüşeceğiz Yeşim Hanım. İzninizle. Ferda, işe aldığınız o salak herifi yarın burada görmek istemiyorum. Yoksa filmi başka yerde çekerim. Bir de giydiği film kıyafetini çıkarsın. Üzülme güzelim, kovarım. Gidelim Neriman. Gidelim canım. Motelimi gezdiğinizde göreceksiniz. Yapacağınız yardımlarla buradan daha rahat, daha güzel bir yerin İstanbul'da bir eşi olmayacak. Kolay gelsin. Bu ne kılık ulan? He? Yanlışlıkla film elbisesi giymişim. Tamam, anladım. Nasıl işi öğrenebildin mi? İş dediğin yarı hammallık, yarı da soytarılık. Bahşiş alabildin mi bahşiş? Hayır. Üstelik Ferda Hanım beni kovdu. Bir sakarlık yapmışsındır elbet. Bir değil, birkaç tane.
Üzme kendini sen. Burada çalışacaksın. Eğer çalıştırmazlarsa ben de işi bırakırım diye tehdit ederim. Benim gibi aşçı bulamazlar. Sen işinde kalırsın. Sağ ol İmmet dayı, çok sağ ol. Al şu parayı, sabah erkenden git, hem fotoğrafları al hem de bavulunu al. Oldu mu? Sağ ol İmmet dayı, çok teşekkür ederim. Gün doğmadan neler var evlat. Ah, biraz ferahladım. O salak herif yüzünden çıldıracaktım bugün. Çekim yarım kaldı. Bakalım patrona nasıl hesap vereceğim. Aa, sen hesap vermesini iyi bilirsin Yeşimciğim. Bak aklıma ne geldi. Yarın burada Hulki Bey'in şerefine bir parti vereceğim. Biraz samimileşirsek sana da bana da yardımı olur. Aa, ne dersin? Ne demişler? Ne? Zengine süründe geç, fakirden uzak dur. Çok güzel. Süleyman'ı köye kepaze ettin. İyi olmuş. Delikanlı üzüntüsünden kendini incir ağacına asmaya kalkmış. Vay canına, onda o cesaret varmış demek. Neyse, yatıştırdık, gönlünü aldık. İşi tatlıya bağladık. Sen de artık ona böyle davranmaktan vazgeç. Sen nereye gidiyorsun böyle? İstanbul'a, Himmet dayımın yanına gidiyorum. Beni Süleyman denilen o herifle evlendirmekten vazgeçinceye kadar da orada kalacağım. Hoşça kal. Olmaz olsun senin o Himmet dayın. Lotto'dan 1 milyon kazanmıştır Kadir, çal altını. Kalk yok gücünün işine baksana. Ay, sen. Şuna bakın, dünyada ne talihli adamlar var. Almanya'daki Kadir Çal adında bir işçimiz Lotto'dan tam 10 milyon mark kazanmıştır. Arkadaşımı kendisiyle özel bir röportaj yapmıştır. Aman Allah'ım. Neyiniz var hanımefendi? Dün bu adamla burun burunaydık. Ne yaptı bir bilsen aklın durur. Ondan bir röportaj da ben yapacağım. 10 milyon marklık işçi, demek o salak görünüşlü adamdı. Bu işin içinde bir iş var. Bu adamın burada işi ne? Ya Ferda benden saklıyor, ya bu adamı oteli ele geçirmek istiyor. Hulki. Kimseye bu oteli kaptırmam. İnanılacak gibi değil. Bir bakın şuna. 10 milyon marklık işçi. Olamaz. Bir insan öyle salak numarası yapamaz. Hemen onu bulmalıyım. Evet. Beni unuttunuz. 10 milyon marklık işçi. Vay canına. Merhaba. Merhaba dedim. Benim fotoğraflar basıldı mı acaba? Buyurun efendim. Şöyle buyurun efendim. Şöyle buyurun. Şöyle. Şöyle. Ben. Rica ederim, buyurun efendim. Hayırdır inşallah. Ah çok affedersiniz. Oh. Buyurun. Rica ederim. Ah çok. Sizin fotoğraflar gazeteye basıldı bile, çok güzel çıkmış. Ne gazetesi? Ben fotoğraf kağıdına basın demiştim. Buyurun bir bakın. Fena çıkmışsa gazeteyi tekzip edersiniz. Bu benim resmim. Tabii sizin resminiz olacak. Yazıyı okuyun. Almanya'da Lotto'dan 10 milyon mark kazanan işçimiz. Lotto. Milyonlar. Ben. Ay bana bir şeyler oluyor. Beyefendi, beyefendi. Kendinize gelin. Aman Allah'ım. Yaşıyor. Günaydın. Lütfen şuna bakın efendim. Büyük bir sürpriz. Almanya'da 10 milyon mark kazanan işçimiz. Ama Himmet Usta onu buraya çalışmak için getirdi. Ben otele bir ortak aradığımızı duymuştur. Çok yaşa sen. Öyle olmalı.
Artık Hulki Bey'e yalvarmamıza gerek kalmadı. O bana yalvaracak. Ama hay Allah, ben dün gece o adamı kovdum. Onu hemen bulalım efendim. Hem bulalım hem de özür dileyelim. Bir de en iyi daireye misafir edelim. Peki efendim. Hadi ne duruyoruz? Bunu gören beni milyoner sanacak. Hele bir de Ayşe'nin eline geçerse mahvoldum. O delikanlıyla çarpışınca filmler karıştı. Hemen gazeteye gidip işin yanlış olduğunu anlatacağım. Dur be arkadaşım. İşin doğrusunu gazeteye iletsen bile yarın gazete çıkıncaya kadar gene milyoner sayılırsın. Biraz bunun keyfini çıkar. Ben milyoner değilim ki. Bu sahtekarlık olur. Kimseyi dolandıracak değilsin birader. Sadece eğleneceksin. Milyoner olmanın tadını tat bir kez. Ben de sana yardım eder, özel katibin olurum. Yahu ben milyoner değilim ki. Sen bugün milyonersin. Hem de Mark milyoneri. Şimdi beyefendi nereye gitmek istiyorlar? Bavulumu ve fotoğraf makinemi almaya. Gidelim. Gidelim. İki gözüm önüme aksın ki Selim'in bu kadar parası olduğundan haberim yoktu. Almanya'dan kovuldum, işsizim dedi. Ben de inandım. Ben de öyle. Ama şimdi bir şeye inanıyorum ki yeğenin pek yakında bu otelin ortağı olabilir. Buraya ortak mı olacak? Vay canına köpoğlunun. Şey efendim, dilim sürçtü de affedersiniz. Yeğenin artık otelimizin misafiridir. Bu ortaklık işinde sen de onu razı edersen senin de yararın olur Himmet. Elimden geleni yaparım efendim. Hadi bakalım. Vay kerefe vay. Bu kadar parayı benden sakladığına göre Ayşe'yi almaktan vazgeçti demektir. Ama ben sorarım ona. Dün benim filmlerimi berbat eden o adam burada mı? Hayır efendim. O beye 69 nolu oda ayrıldı ama dışarı çıktılar. Henüz dönmediler. Geldiğinde lütfen beni görmesini söyleyin. Affettirmek için rica ediyor diyeyim. Baş üstüne efendim. Aman kardeşim sakın unutma. Aman be. Ay saygısız. Kadir Çağ Bey buradalar mı acaba? Anlamadım efendim. Daha demin şurada uşaklık yapıyordu. Hayır burada değiller. Dışarı çıktılar ya. Henüz dönmediler efendim. Öyle mi? Mersi. Kadir Çağ Bey buradalar mı? Hayır efendim dışarı çıktılar henüz dönmediler. Kadir Bey döndüğünde otelimin geleceği için hep beraber bir toplantı yapalım olur mu? Nasıl isterseniz. Böyle bir kişiyle yakından tanışmak çok ilginç olur. Buyurun. Bu adamda bir başkalık olduğunun nasıl farkına varmadım. Bir de uyanık geçinirim. Tuh be. İşte orası. Merhaba Mahmut Efendi. Oo, hoş geldiniz, sefa geldiniz beyefendi. Size karşı çok kaba davrandım, affedin beni. Bilmiyordum. Unutalım bunları. Emredersiniz. Sizin için yeni bir oda döşerim beyefendi. Beyefendi artık büyük motelde kalıyorlar. Ya. Öyle sayılır. Sana borcum vardı. Aman efendim ne acelesi vardı. Lütfen bir dakika bekleyin. Ben şimdi gidip eşyalarınızı getiriyorum. Şunun haline bak. Bu adam beni buradan kovmuştu. Parasız adam kovulur tabii. Ama bugün bir milyarlık adamsın patron. Ben milyarder değilim ya. Deme böyle gözünü seveyim. Kırma beni. Ben de sayende hayatta bir kere bir milyarderin özel danışmanı olayım. İnsan aldatmak çok kötü bir şey. Biz kimseyi değil sadece kendimizi alırız. Güven bana. Buyursunlar efendim. Kıymetli eşyalarınızı gözüm gibi sakladım efendim. Buyurun efendim. Eyvallah Mahmut efendi. Güle güle beyefendi. Otelime şeref verdiniz beyefendi. Affedersiniz, burası Cem Otel mi? Evet efendim, Cem Otel. Sağ olun. Tövbe estağfurullah. Bakar mısınız? Buyurun efendim. Affedersiniz, bir şey soracaktım da. Buyurun. Burada çalışan Ahçıbaşı Himmet Ağa ile görüşmek istiyorum. Dayım olur da. Himmet Ağa şu an mutfaktadır.
Koridorun sonundaki kapı. Teşekkür ederim. Çok şükür bir kişi olsun milyoner beyi sormadı. Durun, yapmayın. Bilmiyorum. Doğru söyle. Bir şey söyle. Bilmiyorum. İnanın ki bilmiyorum. Sonun geldi. Vurmayın onu. Onu öldürmekle elinize ne geçecek? Bilmiyorum. Ay! Ah, yandı. Ben de sizi öldüreceğim, parçalayacağım. Parçalayacağım. Yapma kızım, dur. Stop. Nereden çıktı bu manyak karı? Durun, kaçmayın. Kadınları geberteceğim, sizi paralayacağım. Dayımı öldürdünüz. Ben de sizi gebertmez miyim? Hadi buraya gelin. Ayşe! Kaçmayın lan! Erkeksiniz, kaçmayın. Paralayacağım sizi. Bak, dinle. Yakaladım, bırakmam. Dur, yapma kızım, çıldırdın mı? Ayşe! Buradan, gel buradan, çabuk. Kaçmayın, boşuna kaçıyorsunuz. Nereye gitseniz yakalarım. Ayşe kızım, dur. Bak, dinle Ayşe. Paralayacağım sizi. Parçalayacağım. Dayımı öldürdünüz. Ayşe kızım, dur. Çıldırdın mı sen? Bırak beni. Himmet dayı, bırak sizi. Hayattayım ben kızım, hayattayım. Himmet dayı, sen yaşıyorsun. Neden yaşamayayım ki kızım? Himmet dayıcığım. Ay, ödüm patladı. Cinayete kurban gittin sandım dayıcığım. Kim bu Himmet usta? Yeğenim Ayşe. Sinema çekildiğini anlamadı, kusura bakmayın. Bıktım senin yeğenlerinden artık. İyisin ya dayı. İyiyim yavrum, iyiyim canım gidim. Milyarder yeğenin nerede usta? Sabahtan beri onu arıyorum. Yani Kadri, sabahtan beri görmedim. Gelirse hemen bana yolla. Yollarım efendim. Kim bu milyarder yeğenin dayı? Sen tanımazsın canım. Hadi gel içeri gidelim. Musa nasıl Musa? Ha? Ben Neriman. Gazeteden hatırlarsanız dün film çekiminde ben de vardım Sayın Kadri Çal Bey. Hatırladım ama benim adım Selim. Beyefendinin adı Kadri Selim'dir efendim. Bendeniz özel danışmanı Cemal. Bir şey mi lazım? Evet, beyefendiyle hemen özel görüşmem lazım. Yalnız burada olmaz, köşküme gidelim. Olur mu? Bakın arabam burada. Ama nasıl olur? Sonra Himmet dayı bekliyor. O bekleyebilir efendim. Fakat bu hanımefendi bekleyemez. Lütfen tabii. Gidelim efendim. Buyurun beyler, buyurun. Tabii. Affedersiniz. Pardon. Buyurun. İyisin ya. İyiyim dayı. Bir ara çok korktum. Seni öldürdüler sandım. Rejisör hanım bir rol verdi de. Ay, sen de artist mi oldun? Yok canım, biraz jeopardy alalım dedik. Kız, senin ne işin var burada? Kötü bir haber mi aldın? Yok, Allah korusun. Amcamın baskısından bıktım. Senin yanında biraz kalayım diye geldim. Kızmadın ya dayı. Yok be evlat. Kızmadım da çok şaşırdım. Selim'den haber alıyor musun dayı? Biraz. Domuz gibiymiş. O ne biçim söz? Selim'e domuz denilir mi hiç? İşte öyle, ağzımdan kaçıverdi. Selim'i çok özledim dayı. Benim için yabancı memleketlere gitti. Kim bilir nasıl çalışıyor, nasıl yaşıyordur. Bütün kabahat senin o soysuz amcanda. Hele sen biraz otur da ben yemeklere bakayım. Selim. Şimdi kim bilir nerelerdesin. Selim. Bir dakika Mümtaz Bey. Bir dakika, geliyorum. Bana müsaade edin, beyle bir şey görüşeceğim. Olur mu? Efendim, bey sizin. Affedersiniz, müsaade sizin. Canım. Canım. Milyarder olduğunuzu unutma. Bugün gazete okudunuzsa bu beyi tanıdınız demektir. Evet, gözüm ısırıyor. İyi hatırla. Bu beyefendi Almanya'da Lotto'dan 10 milyon mark kazandı. Bana yardım edecek. Çok yakında bütün paranızı alacaksınız. Ama Neriman Hanım... Söz! Güle güle beyim. Artık sizi görmekten kurtulacağım. Hoş geldiniz, eli boş gittiniz. Hayda! Hırto! Evet, şimdi içeri girebiliriz beyler. Tabii efendim. Affedersiniz. Siz buyurun istirahat edin. Ben köşkü Kadri Selim Bey'e göstermek istiyorum. Hay hay, buyurun gezin beyefendi. Peki.
Peki ama neden? Nedenini anlatacağım size, buyurun. Aman efendim, siz buyurun. Rica ederim. Ay, affedersiniz. Buyurun efendim. Ay, affedersiniz. Yavaş ama. Yol büyüğün, buyurun. Nasıl, köşkü beğendiniz mi? Harika. Hayatımda böyle bir yer görmedim. Hele şu manzaraya bir bakın, bakın. Ah, söyleyecek bir söz bulamıyorum. Böyle bir yerde yaşamak ister miydiniz? Hiç istemez olur muyum? Ama böyle bir yerde oturmak için çok para ister. O da bende yok. Aa, çok şakacısınız. Sizin gibi milyarder de param yok derse biz ne yapalım? Doğru, bugünlük milyarderim. Evli misiniz? Hayır, ama sözlü sayılırım. Ya, güzel mi? Benim için çok güzeldir. Almanya'dan dönünce evlenmek için söz verdim ona. Dünyada ne şanslı kadınlar varmış. Sizi çok beğenmiştim. Bizi buraya neden getirdiniz? Bu güzel yeri elimden yok pahasına satın almak istiyorlar. Gelin salonda konuşalım. İçerisi daha sıcak. Buyurun. Bugün gazetede resmi çıkan milyarder köşkü kurtarması için Neriman Hanım'a para verecekmiş. Ne yapalım? O adamla konuş ve aradan çekilmesi için 1 milyon, 1,5 hatta 2 milyon ver, anladın mı? Köşkü Neriman'a iade etmem lazım. İnanın durumunuza çok üzüldüm. Yani eğer param olsaydı, yani... Beyefendi yanlış söylüyor. Parası var ama şu anda Almanya'da. Buraya transfer olabilmesi gün meselesi. Ve size elinden gelebilecek her türlü yardım yapacaktır, öyle değil mi? Şimdilik elimden hiçbir şey gelmez. Bize müsaade. Bu akşam sizin için bir parti veriyorum. Şeref misafirim olacaksınız. Bilmem, gelebilir miyiz ki? Nasıl gelmeyiz? Çok teşekkür ederim. O halde buyurun beyler. Aman efendim, siz buyurun. Rica ederim. Buyurun efendim. Affedersiniz. Hoşladım, hoşladım. Bir de davete geleceğiz diye başımı derde soktum yani. Hala bir günlük milyarder olduğunu anlayamadın. Eğlenelim biraz. Hadi canım senden. Sizinle konuşmak istiyorum köşk hakkında. Özel danışmanımla konuşun. O köşkü ben almak istiyorum. Aradan çekilin, size biraz pay vereyim. Ne kadar mesela? 1 milyon. Oh. Konuşmaya değmez. 1,5 milyon. Oh. İdare etmez. Son 2 milyon. Oh. Eğer vazgeçmezseniz siz bilirsiniz. Sonunuz kötü olur. Oh. Anlaştık. 2 milyon 2 saat sonra otele, Kadri Selim Bey'in odasına getir. Geç kalma. Benim yeğen daha gelmedi mi? Kadri Bey daha henüz gelmediler Himmet Usta. Milyarder olunca adını da değiştirmiş, soysuz. Ah, Himmet dayı. Aşk olsun sana Selim. Beni kandırdın, meteliksizim dedin. Milyarım varmış. Adını bile değiştirip Kadri Bey Efendi olmuşsun. Sen de mi Himmet dayı? İnanma o gazeteye. Ben milyarder falan değilim. Yalan söyleme ulan. Gazete resmini basmış. Seninle konuşmuş. Ama hiç köydeki Ayşe'den bahsetmemişsin. Beyefendi rahatsız etmeyin lütfen. Sen de kimsin be? Ben Kadri Bey'in danışmanıyım. Vay rezil vay. Peki bu katipte mi yalan ulan? Bak dayı, sana anlatayım. Bırak, ne anlatacaksın? Bunların hesabını vereceksin bana bir bir. Ferda Hanım sizinle görüşmek istiyor. Motelinizi inceledim. Çok eksiklikleri var. Ortaklık için biraz düşünmem gerek. İstediğiniz kadar düşünebilirsiniz. Milyarder Kadri Bey'e güveniyorsunuz değil mi? O benden akıllı. Otelin durumunu anlayabilmek için kılık değiştirip uşaklık yaparak her eksik yönünüzü öğrendi. İyi bir iş adamı olacak. Giriniz. Oo, buyurun Kadri Selim Bey. Buyurun şöyle oturun. Nerelerdeydiniz? Çok merak ettik. Bir yatırım anlaşması yaptık efendim. Kendimi tanıtayım. Ben Kadri Selim Bey'in özel danışmanı Cemal. Memnun oldum. Hulki Bey'le daha evvel karşılaştığınıza göre sizleri tanıştırmama gerek yok değil mi? Hayır. Güzel.
Motelimi beğendiniz mi Kadri Selim Bey? Evet, çok beğendim. Mersi. Şimdi kendime güvenilir bir ortak arıyorum. Ne dersiniz? Ben danışman olarak Selim Bey'in her türlü maddi ve manevi yardımı yapmaya hazır olduğunu söyleyebilirim. Sizinle yalnız görüşebilir miyim? Tabii, buyurun. Milyonerlerin kalbi parayla doludur derler. Doğru mu acaba? Bilmem. Ben milyoner değilim ki. Doğru, milyardersiniz. Otele ortak olma fikrini değiştirebilir misiniz acaba? Olabilir. Kaça? 2 milyon nakit para. 1 saat sonra getirirseniz buradan gideriz. Anlaştık. Etti 4 milyon. Vay canına be. Para parayı çekermiş. Ulkü Bey'le bazı hususlarda anlaştık. Otelinize ortak olabilmemiz için bir süre daha inceleme yapmamız gerekiyor. Eğer uygun görmezsek aradan çekilebiliriz. Ne demek istediğinizi anlıyorum. Para sizlerin, mal benim. Ben de istediğimle ortak olurum. Güle güle beyler. Sizi üzdükse bağışlayın bizi. Alas mı aldık Ferda Hanım? Ah, nereye gidiyorsunuz? Otelin özel misafirisiniz siz. İyice eğlenmeye bakın. Barda çok güzel içkilerimiz vardır. Avrupa'da bile zor bulursunuz. Korkak milyarderler. Aman Allah'ım, üstelik milyoner olmuş. Bizim parayla milyarder. Ay, milyarder olunca bana bir haber bile vermiyor. Tabii çok zengin olunca fakir köylü Ayşe'yi ne yapsın? Adını bile değiştirmiş ahlaksız köpek. Bana sadece başlık parasını kazanıp döneceğim dedi. Üstelik bu kırılası ellerimle yol parasını da ben verdim. Boyu devresin inşallah. Şimdi kim bilir hangi cehennemlerde keyfine bakıyordur. Bana vodka ve portakal suyu. Bana sade portakal suyu. Emredersiniz. Şu otel sahibi kadından iyi kurtardın beni. Vazifemiz. Buyursunlar. Afiyet olsun beyler. Sağ olun hanımefendi. Sıhhatinize. Sen de kaldır bardağını. Bu sade portakal suyu be. Affedersiniz. Bir yanlış vermişim. Vodka'yı benimkine koymuşlar. Özür dilerim efendim. Gebersin inşallah. Leşini köpekler sürüklesin. Ama yok. Önce benim elime geçmeli. Onu parça parça etmeliyim ki hıncımı alayım. Bana da meteliğe kurşun atıyorum dedi. Beni de aldattı. Ne diyorsun dayı? Sen onu gördün mü? Selim burada mı? Saklama benden. Evet, burada. Sana da yazıklar olsun dayı. Milyarderi benden saklıyorsun ha. Kim bu bahsettiğiniz milyarder? İşte bu adam. Benim sözlüğümdü. Benim paramla Avrupa'ya gitti. Milyarder olmuş. Doğrudur. Fotoğrafla haberi ben getirdim Avrupa'dan. Ona çok güveniyordum ama beni de aldattı. Amanın! Ben varken sizinle evlenmeye kalkıp bıraktı mı yoksa? Hayır, hayır öyle değil. Bu otele ortak olacaktı. Sonra vazgeçti. Aa, buraya mı ortak olacaktı? Evet. Kendisi şimdi burada. Benim misafirim olarak kalıyor. Burada olduğunu dayım bile benden sakladı. Ah be, elimi geçirsem. Yukarıda barda içkisini içiyor. Aa, içkiye de mi başladı? Zıkkım olsun inşallah. Ben ona gösteririm. Ah, gebertirim onu. Ayşe! Elini kanan bulama Ayşe! Şşt! Cemal, ben bir tuhaf oluyorum. İlk defa içiyorsan keyif oldun demektir. Birazdan gözü açık rüya bile görürsün. Ama fena keyif oldum. He. Kötü şeyler görmeye başladım. Bak şuradaki köydeki sözlüm Ayşe... Elinde satırla beni bekliyor. Ya hakikat olsaydı beni kıyım kıyım doğrardı. Bu rüya değil kadın, sahici be. Sahici mi? Sahiciyim ya. Milyonlarını böyle yedirmeyeceğim sana. Kıyım kıyım doğrayacağım seni. Esas Ayşe bu. Kelime-i şehadet getir, parçalayacağım seni. Kaçma. Nereye?
hemen tutarız, yakalarım. Bardayım. Ah. Yakaladım. Geliyorum. Yakaladım. Ne? Gel. Allah! Gel. Allah! Yakaladım, kaçma! Patlayacağım seni. Nerede? Oradan. Zıpla seni. Tuttum. Kaçamayacaksın sen. Buradan kaç. Oradan kaçın. Allah, yakaladım. Yüz yüze. Yok, yakalayamadım. Geldik. İşte aşk, buna derler. Nerede? Bu tarafa doğru oteli gezmeye çıktılar. Dur be kızım, dur! Çıldırdın mı sen? Çıldırdım, çıldırdım işte! Olur mu be yavrum, pis bir adam için elini kana mı bulacaksın yani? Onu çok seviyorum dayı, onun için öldüreceğim onu. Olabilir kızım, olabilir, anladık ama... Öldüreceğim. Fakat ne gereği var yavrum? Merhaba cicim. Hay Allah, lanet olası şey sen de. Ben nereden bu Selim'i ne yapıp edip bulurum dayı? Anladık kızım, görme, anladık ama değer mi yavrum? İki sevgili birbirlerini kovalayı dursunlar... Biz de yan gelip paraları bekleyelim. Paralar, paralar. Arkadaşlar, şimdi oyunu çekeceğiz. Provadakinden daha canlı olun. Müzikle beraber girelim. İkinci ve üçüncü kamera beni takip edecek. Klaket. Baş. Müzik. Koyasın şuraya bir patakoz da bakayım Falina. Ayol, kim bu karı? Hayvan saraydan gelmiş. Ne hakkı varmış bizim burada fal açmaya? Hele bak şu mangap tutkaçık karıya. Kız senin ne haddine buralarda fal açmak? Uş gibi. Sen kim olur da bahane bulursun? Sen kim fal kim be? Defol git de defçi kocanla ayı oynat ayı. Kocamın defini kıskandınsan dilendin, bir tane de sen al. Bana bak. Sağına soluna iki pırnay, yoksa 32 dişini yerden toplay. Kocamı karıştırma, senin gibileri çok kemareç olmuşum ben. Uş aç köpek. Asıl aç köpek sensin kız güllü. Hayvan saraydan şebek Nail'e gelmiş. Küpecikten artan kül bastıları getir de karnını doyursun.
Güleyim bari. Sizde kül bastı nerede? Eski şalvarımı da başına hotoz yap. Kızgüllüm, bu bizim kim olduğumuzu bilmez galiba. Getiriver evden atlas atlas perdeleri. Getiriver o ipek ipek örtüleri. Kıyma pencerede, perde pencerede. Senin gibi hokoz da atlas perde nerede? Çalın çalın müzik. Stop, stop! Nereden geldin? Şu kapıdan geldim. Hadi be sen de, çekil şuradan. Gösteririm ben sana. Çekimi yine bozdular. Nerede bu ya? Biraz ara verelim, dinlenelim. Allah'ım sen bilirsin. Bulacağım beni. Allah bulacağım. Şu tarafta var. Al sana 2 milyon. Saymayacağım bile. Anlaştık. Köşkü almıyoruz. Anlaştık. İkidir filmin ortasına girip çekimi bozuyorsun. Sen bela mısın be? Evet belayım. Ne olmuş yani? Dur Ayşe. Yeşim Hanım. Bu kız kendini aldatan adamı kovalıyor. Kim bu adam? Benim paramla milyoner olmuş Kadri Selim delinen alçak. Sen onun sevgilisi miydin? Ne o, beğenemedin mi Süslü Hanım? Ay, ne toplantısı bu böyle? Şu kızcağızı aldatan adamı arıyoruz. Ah şu erkekler. Erkeklik yönünden utansınlar. Haklısın hemşire. Ay, parçala onu. Parçalayacağım zaten. Niye onu? Oluyor burada. Sevgilini otelimde satırla kovalaman hoşuma gitmiyor. Gelin odama gidelim, bir çare düşünelim. Ben de ondan intikam almak istiyorum. Anlaştığımız gibi 2 milyon. Size güvenip saymıyorum. Bu gece bu oteli terk ediyorum. Çok iyi olur. 2 milyon. 2 daha 4 milyon. 4 milyon. Kadri Selim Bey'in oda anahtarını verir misiniz? Anahtarı özel danışmanı Cemal Bey aldı. Ah, teşekkür ederim tatlım. Olmaz, beceremem, yapamam bunu. Madem o heriften ödünü almak istiyorsun, yapacaksın. Hanımefendi çok güzel bir yol gösterdi ama ben senin yapabileceğine güvenmiyorum. Böyle adama öylesini yapmalısın kardeşim. Peki, dediğinizi yapacağım. O halde bu oteldeyse onu yakalayıp iyi bir dövmek boynumun borcu artık. Ama fazla vurma, olur mu dayı? Yanlış odaya girdiniz bayan. Hayır, doğru odadayım. Aman iyi, ne güzel kadın olmuşsun Selim. Nedir bu paralar? Tam 4 milyon lira. 4 milyon mu? Nereden buldun bunları, çabuk söyle. Çaldın mı? Hayır, komisyon veya rüşvet. Köşkü satın almaktan vazgeçtik, 2 milyon. Otel ortak olmaktan vazgeçtik, Ulki Bey'den de 2 milyon, etti 4 milyon. Buna dolandırıcılık derler. Bu paralar hemen sahiplerine verilecek. Hayır, onları ben kazandım. Ama beni kullandın. Artık arkadaşlığımız kalmadı, defol buradan. Paralarımı almadan bir yere gitmem. Eğer defolup gitmezsen polise telefon edip her şeyi anlatırım. İkimiz de hapse gireriz. Ama bana vız gelir. Ayşe'nin elinden kurtulurum. Öyle olsun. Ben de seni bir adam sanmıştım. Meğer kadından da korkakmışsın. Bu paraları nasıl geri vereceğim şimdi? Bana en güzel odanızı verin. Almanya'dan yeni geldim. Her şeyi beğenmem ben. Orada krallar gibiydim.
Neden biliyor musun? Hayır efendim. Benim adım Kadri Çal. Almanya'da lotodan 10 milyon mark kazandım. Hiç duymadın mı? Duydum efendim. Ama o parayı kazanan siz değilsiniz. Bakın şu gazeteye. İsim benim ama resim değil. Sahtekarlık bu. Benim yerime biri geçmiş. Nerede bu adam şimdi? Bu adam şimdi sizin adınızı kullanarak 69 nolu odada kalıyorlar. Gösteririm ben o sahtekara. Bu akşam Neriman Hanım bir davet veriyor. Ona veririm, o da sahiplerine iletir. Ay, kimsiniz? Kusura bakma, seni korkuttum hemşire. Ama ben o yerime geçen sahtekarı arıyorum. Burası odasıymış, nerede o? Parçalayacağım onu. Parçalayın. Lotodan 10 milyon mark kazanan benim. Şimdi anladım. Siz o adamı arıyorsunuz. Evet, nerede o? Burada değil, kovdum onu. Az daha beni de dolandırıyordu. Ona 4 milyon lira para verecektim ama ne mal olduğunu anladım, kovdum onu. İyi yapmışsınız. Ama ben şimdi nerede bulacağım onu? Doğru resmini basan gazeteye gidin. Onun resmini bastıklarına göre ortak çalışıyorlardır. Hay aklınla bin yaşa. Gel bir öpeyim seni. Sağ ol hemşire, kusuruma da bakma. Oh. Peki ben bu otelden nasıl çıkacağım? Bakar mısınız? Ferda Hanım'ı aradım, odasında yok. Ferda Hanım bir hanımefendiyle birlikte Neriman Hanım'ın partisine gittiler. Anladım. Sen ne bekliyorsun Himmet Usta? Selim'i buradan geçmesin, kemiklerini kıracağım vallahi. İyi edersin, bekle. Bu kadar para benim olsaydı, köyün sayılı adamı olur, Ayşe ile düğün yapabilirdim. Yok oğlum Selim, bu paralar senin değil. Sahiplerine vermen gerekir. Yanlış odaya girdiniz bayan. Herkesi kandırabilirsin Kadri Selim Bey. Ama beni asla. Ben de oyuncuyum. Oyuncudan anlarım. Siz harika bir kabiliyetsiniz. Birkaç milyon sermaye koyarsanız ikimiz de başrolü oynarız. Rejisörlüğünü de ben yaparım. Dünya çapında ünümüz olur. Arka arkaya film çeviririz. Ben böyle işe para koyamam. Neden? Çünkü ben milyoner değilim. Tabii milyardersiniz siz. Şimdi şu smokini giy bakalım. Sonra sana makyaj yapacağım. Neden? Himmet Usta kemiklerini kırmak için lobide diyor seni. Ya böyle işte. Esas milyoner yeğenim. Vay sus vay. Sahtekarlar da başladı demek. Bir elime geçirirsem doğrayacağım. İyi akşamlar Himmet Usta. İyi akşamlar hanımefendi. Güle güle. Şu kadınların işine aklım ermiyor. Bu kadar yakışıklı delikanlı varken böyle bir sarsakla dolaşmak olur şey değil. Ne diyeceğim? Hadi geçmiş olsun. Tehlikeyi atlattık artık. Titreme. Neden çantaları yanında taşıyorsun? Yanımda birkaç milyon olmadan rahat edemiyorum. Alıştım. Alışmış. Durmuştan beterdir. Kızı bir harika yapmışım değil mi? Alo. Siz misiniz Neriman Hanım? Ben iyiyim. Sizi sormalı. Parti mi veriyorsunuz? Tabii, hemen gelirim. Ne? Milyarder Kadri Selim Bey'i de mi davet ettiniz? Hiç şaşırdım da. Yarım saate kadar oradayım. Bu gazetenin patronu sen misin? Benim. Demek benim resmimin yerine o sahtekarınkini basarak milleti dolandırıyorsunuz ha? Dur bir dakika, sen kimsin bir kere? Ben lotodan 10 milyon mark kazanan hakiki Kadri Çal'ım.
Doğru. Biz büyük bir hata yaptık ama nasıl? O adama 2 milyon verdik patron. Verdik ya. Ne bilelim. Aldandık işte. Nerede bu adam acaba? Ben nerede olacağını biliyorum. Hadi gelin. Sen burada bekle Mümtaz. Hoş geldiniz. Çok şıksınız Kadri Selim Bey. Smokin size çok yakışmış. Sen de çok şıksın şekerim. Herkes geldi. Kadri Bey, Ferda Hanım'ın size büyük bir sürprizi var. Sürprizi mi var? Çantaları buraya bırakabilirsiniz. Yok, bırakamaz. İçleri para dolu. Beyefendi yanında birkaç milyon taşımadan rahat etmiyor. Öyle mi? Evet. Ay ne büyük cüzdanlarımız var beyefendiciğim. Sizi şöyle alalım. Buyurun. Ferda Hanım'ı tanıyorsunuz. Bu hanım da Avrupa'dan yeni gelen bir arkadaşım Ayşin. Ayşin Hanım, bu bayan sinemamızın kraliçesi Yeşim Hanım. Bu bey de Kadri Selim Bey. Ne oldu size Kadri Selim Bey? Çok benziyor da Ayşin Hanım. Kime benziyor? Ayşin Hanım, Kadri Selim Bey'in sözlüsü Ayşe Hanım'a benziyor biraz. Hatta görünce ben de şaşırdım. Fakat ne yazık ki konuşamıyoruz. Ya evet, ses tellerindeki bir bozukluktan Ayşin Hanım'a doktorlar bir süre konuşmamasını tavsiye etmişler de. Ama geçici değil mi Ayşin Hanım? Şimdi size bir sürprizim var. Kadri Selim Bey için. Köyünü özlemiştir. Ona bir türkü armağan etmek istiyorum. Buyurun oturun. Ağladım, gülü destem ağlarım. Gülü destem ağlarım. Birini kendim için, birini kendim için, birin yâre yollarım, birin yâre yollarım. Ah annem diye diye, ah canım diye diye, kaldım gurbet ellerde, öldüm yâr diye. Çaya indim çaysız, mahmur gözler uykusuz, mahmur gözler uykusuz. Girsem yarın koynuna, girsem yarın koynuna, elim durmaz uyusuzum, elim durmaz. Her ne kadar cevap vermeseniz de sizinle biraz konuşabilir miyim Ayşin Hanım? Sağ olun. Beni kırmadınız. Ben güzel konuşmasını bilmem Ayşin Hanım. Anlatacaklarım sizi sıkmasın. Söyleyeceklerime kızmayacağınıza bana söz verir misiniz? Öyleyse başlayayım. Size çok benzeyen, fakat sizden çok güzel ve çok sade bir kızla evlenebilmek, başlık parasını bulmak için Avrupa'ya gittim. Orada dolandırılıp 5 parasız İstanbul'a döndüm. Artık köye dönemezdim. Ayşe'ye dönemezdim. Ayşe? Ayşin. Ne garip. Adlarınız bile benziyor. Şimdi sizin yanınızda olduğum gibi onunla konuşmak ve kendimi affettirmek isterdim. Ayşe'den bahsetmeme sıkılmadınız değil mi? Bütün kalbimle sevdiğim pırlanta gibi bir kızdır o.
kötü bir tesadüf ona oyun oynadı. Avrupa'da çektirdiğim resimler lottodan milyonlar kazanmış bir vatandaşın resmiyle karıştı. Benimki onun adıyla gazeteye basıldı ve ben sahte bir milyarder oldum. Ve bugün herkes bana başka türlü davrandı. Ben doğruyu söyledim, hiç kimse inanmadı. Hatta Himmet dayı bile inanmayınca zavallı Ayşe nasıl inansın? Kaderin oyunu onu buraya getirip durumu yanlış gösterince beni öldürmeye kalktı. Haklıydı kızcağız. Çünkü sevdiği, güvendiği adam ona oyun oynamıştı. Beni öldürmek istedi. Ben de kaçtım. Ama korkudan değil, bir fırsat bulup ona doğruyu anlatacaktım. Sonra isterse beni öldürebilirdi. Ağlıyorsunuz. Sizi üzdümse affedin beni. Ama derdimi dinleyebileceğinizi hissettim. Onun için size açıldım Ayşin Hanım. Bakın sizi güldüreyim. Bunların içinde tam 4 milyon var. Benim için bir servet. Bugün beni milyarder zannedenler bazı işlerden çekilmem için sahtekar arkadaşıma pay vermişler. Ben de buraya bunları sahiplerine geri vermeye geldim. Ne aptalım değil mi? İyi. Sizi güldürebildim biraz. Keşke Ayşe de bana böyle gülse. Canımı bile verirdi. Burada işim bitince doğru otele gideceğim ve ona işte geldim. Beni vur diyeceğim. Onun gülmesine ne kadar çok benziyor. Eğer Ayşe ile barışırsak ona sizden cesaret alarak geldiğimi söyleyeceğim. Milyonerim diye beni aldattı. Ay, böyle bir erkek tarafından sevilmek ne güzel. Hayır. Ayşe artık affetmiştir onu. Ha, inşallah. Kendini milyarder diye gösteren sahtekar nerede Neriman? Ne demek istiyorsun? Esas milyarder bu beydir. Kendini ispat etti. Biz resimlerde yanılmışız. Benim ismimi kullanarak adam dolandırıyormuş. Benden 2 milyon aldı. Ne? Otel ortaklığından çekilsin diye ben de ona 2 milyon verdim. O sahtekar içeride beyler. Sizin gazete bir hata yaptı diye neden ben sahtekar olayım? Sadece bir günlük milyarderlikte ne olacağını denedim. Sonra ben sizlerden para istemedim. Bunu beni kullanan bir arkadaş yaptı. İşte paralarınız. Sizi rahatsız ettimse özür dilerim. Paraları kurtardık ortak. Evet, kurtardık ortak. Demek köşkü siz ele geçirmek istiyorsunuz. Evet. Beni kabul edip evet dediğiniz gün köşkü size hediye edecektim. Evet diyorum Cemil Bey. Demek hakiki milyarder sizsiniz. Evet benim. Ben sizi tanıyorum. Videoda çok filmlerinizi seyrettim Yeşim Hanım. Size, güzelliğinize ve mesleğinize hayran. Ya buyurun oturup konuşalım, birbirimizi daha iyi anlarız. Anlaştık bile. Gece neredeydin sen? İntihar ettin diye ödüm koptu. İntihar etmenin korkaklık olacağını düşündüm. Kendimi öldürtmek için sana geldim. Hazırım. Hadi vur beni. Sersem herif. Seni öldürmeyeceğim ama evleneceğim seninle. Seviyorum seni. Ama ben seninle evlenemem. 5 param bile yok. Başlık parasını nasıl ödeyeceğim? Himmet dayı, bu ne?
Ne olacak başlık parası bir tamamı içinde. Nereden buldun bu kadar parayı? Senin gibi dolandırmaya kalkmadım. Onların düğün hediyesi sana. Kimlerin? Gelin. Mutluluklar dilerim. Sağ ol. Bir zamanlar sen ben olduğun için söz bana düştü. İkinize de mutluluklar dileriz. Ve eğer davet ederseniz hepimiz düğününüze geleceğiz. Hepiniz düğünümüze davetlisiniz. Sizlere sonsuz teşekkürler. Hepiniz çok iyi insanlarsınız. Düğünümüze de bekliyoruz. İnşallah. Tabii geleceğiz. Alın otobüs biletlerinizi. Yetişmek için az zamanınız var. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Geleceğiz.